Evet sevgili dostlar, biz daha yolun başındayız ama yukarıdan dönen iki turistle karşılaştık. Şimdi duygularını soracağız. Bakalım yukarıyı nasıl bulmuşlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Cumhur, Yüksel'de rehberlik yapıyorum, dağ rehberliği yapıyorum. Bu organizasyona kız arkadaşımla beraber katıldık. Bunun başlangıcındayız, turun, Nazara'dayız. Şu an öğle yemeğini yedik ve de tur meclisinde buradan Saatepe yaylasına çıkacağız. Bu esnada iki tane arkadaşımız gördük. Onları isterseniz soralım. Nasıl bulmuşlar? Nereden geliyorlar bir de? Where are you from? We are from Holland, from the city Amsterdam. Hollanda'nın Amsterdam'a geliyorlar. Kaç günden beri buradalar? So how many days you are here? Well, we travel a week around here in Kaskar Mountains, and we enjoy it very well because it's very nice here. Very many flowers and butterflies. It's great. Yaklaşık bir haftadan beri Kaşgar dağlarının eteklerindeymişler. Kaşgar dağını geziyormuşlar. İşte Barha Vadisi'ndeymişler. Çok hoşlarına gitmiş. Özellikle kelebekler ve çiçekler hakkında gerçekten çok bayılmışlar yani. Çok sevmişler bu yöreyi. Ne işle meşgulüz? So what's your job? I'm a teacher in nursing at home. My wife, she's also a teacher at nursing at home. Yani bunlar hemşire üzerine öğretmemişler. Hemşire yetiştiren kişilermiş. Peki. Türkiye'ye ilk gelişleri mi yoksa daha önce gelmişler mi? So is it your first time to be in Turkey or just No, this is my third time and the second time I was here also in Trabzon and to go to Erzurum and from there to Iran. But it was 37 years ago. Bundan yaklaşık 37 yıl önce gelmiş. Bu üçüncü gelişiymiş. İkinci gelişinde Trabzon'la Erzurum arasında yolculuk yapmış. Peki Türkiye'yi ilk tanıştıran 37 yıl önce sizi Türkiye'ye çeken sebep neydi? So what was the reason to come to Turkey 37 years ago? So you know, what's the reason? The reason that we are here. Well, my wife and me. 37 years ago, I was a young student from 22 years ago. 22. Yeah. And we traveling around. Yeah. And we took the boat from Istanbul to Trabzon. And we make an adventure. Just looking around. And the Turkish people are so nice. But did you heard someone to you must go to the Turkey or did you see any news on the TV or yes in that time 37 years ago many people talk about the Turkish they are friendly and that's the reason we go to Turkey enjoy ourselves and to see how friendly they are they are very friendly and I worked with the Turkish people I worked with them in Holland yes. Buna 37 yıl önce Hollanda'da herkes Türkiye hakkında konuşuyorlarmış böyle arkadaşça çok samimice ve de bunu biz gidip kendimiz görelim Türk insanı nasıl sıcakkanlı nasıl misafirperver diye bu şekilde yola çıkmışlar. İlk durakları zaten İstanbul olmuş. İstanbul'dan yolculuğa başlamışlar. Ve de ki öyle diyor hani 37 yıldan ta ki bu zamana kadar Türk insanı çok sıcakkanlı, çok misafirperver insanlar. Evet sevgili dostlar görüyorsunuz yani en iyi reklam aslında ağızla yapılan reklam. Yani anlatımla, görerek insanlara tanıtım çok güzel. Bir şekilde Türk insanı doğduğu yerleri unutmuyor, reklamını yapıyor ve bu insanlar onlar sayesinde buraları tanımak istiyorlar. Peki 37 yıldan beri Türkiye'de neler değişmiş, neler fark ettiniz? Hanımefendiye soralım. So, you know, after 37 years and then you know, you see the so many different things in Turkey. It's completely changed or still the same or no, there are some things changed, more busy, more traffic,
more houses, mm-hmm. and I think also more people, mm-hmm. more crowded. Mm-hmm. But the atmosphere is for me the same. Yani evet, aynı zamanda şöyle devam ediyor sözüne. 37 yıldan bu yana değişen sadece insanların kalabalıklaşması, efendim sana söyleyeyim, hani evlerin çok yapılması ve de trafiğin çok fazla fazla olması. Bunun haricinde atmosfer her zamanki gibi yine aynı diyor. Her zamanki gibi aynı. Peki hanımefendiye şey soruyorum. Çok fotojenik bir yüzü var. Burada fotoğraf çekmek veya fotoğraf çekilmek nasıl bir duygu diyelim? So you look so photogenic. Yeah, and then you know, is it good to take a picture around here? And then what you feel when you are taking a picture in this area? No problem. Mm-hmm. How I feel? I don't understand the question. Yeah. How you feel? And when you are, when you see the beautiful place, and when you are taking, happy. It's so beautiful here. I like the mountains and people here, and the pensions and the nature and the weather. Everything is nice here. We, especially in Kaçkar. So we were in Kars, we were in Trabzon, in Angra. There are more difference between Kaçkar and the cities. So I like it more here than in the cities. Burası her şey çok güzel diyor. Buradaki pansiyonlar, efendim sana, doğa, burayı çok hoşuma gitti diyor. Yani şehirdense burası son derece çok iyi diyor. Tabii ki mesela şehirle dallar arasında çok fark var ama özellikle diyor Kaşgar bölgesi diyor çok güzel, çok atmosferi çok iyi olan bir yer diyor. Ülkemizin her yerinin mutlaka güzellikleri vardır. Mesela Bursa'nın şeftalisi meşhurdur. İşte Kayseri'nin pastırması meşhurdur. Buranın, Yusufeli'nin de insanı meşhurdur. Onu bir söyleyebilir miyiz? So, you know, in Turkey, Turkey has so many beautiful place and then also so many, you know, like important things. For example, in Bursa, and there are very peach is very famous in Bursa, and in Kayseri, you know, pastırma. It's I don't know the English name, but like salami, you know, it's very it's very famous. But in this area, and then people are very famous in Turkey. You know, like a friendly, very hospitality, very warm. You know, very hot people. And then this place is very important for people. Yeah. Okay. Peki buradan dönüşlerinde Türkiye'yi nasıl anlatacaklar? Yusufeli'yi nasıl anlatacaklar? So when you will back to Holland, what will you tell to people about Yusufeli? Yusufeli and the surrounding here, the Kaçkar, that it's very beautiful. You have to go there. You go to the pension Kardan. Karahan, that's the name, and you go for the people, for the nature, and everything. And the food is also very good, so it's lovely here, friendly, sweet. Yes. Yani burası gerçekten hani gidip görülmesi gereken yer diye arkadaşlarımıza söyleyeceğiz, öyle tavsiye edeceğiz. Özellikle diyor Karahan Pansiyon diyor, çok hoş bir yer, çok sıcakkanlı insanlar var, çok şeker. Thank you very much. Thank you. Evet sevgili dostlar, programımız bundan sonrası yürüyüşle devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Onu sen getir onu. Murat. Baba at geçsin. Yolu atlar duruyor. Oradan mı? Geç orada dur. Orada geç. Nereden? Buradan mı? Reşat abimiz. Gol evlat. Tamam sıktın mı? Tamam o hal. Telefonu çat. Kafayı sıktı onu sağ ol. Var onu. Asayım bir gün. Sağ ol. Bekle. Tamam. Tamam. Geçeceğiz.